Galatasaray taraftarını... Türkiye'de ara transfer dönemi demek işte bu gördüğünüz görüntüler gibi. Bu dönemde kötü giden takımlar adeta yeniden inşa edilir, yıldız futbolcuların peşinden koşulur, taraftarın gönlünü almak için çilek oyuncu avı başlar. Drogba, Anelka, Sima, Schneider, Sow ve Almeida. Devre arasında transfer edilen yıldız isimlerin sadece bazıları. Tabi güncel kurlar sebebiyle bu transferleri yapmak kolay mı? Yoksa her koz denenecek mi? Videoya geçmeden önce sponsorumuz Yemek Sepeti'nin indirimli menülerini kısaca hatırlatmak istiyoruz. Yemek Sepeti uygulamasını açtığınızda çevrenizdeki restoranlar puanları ve indirim oranlarına göre sıralanıyor. Sizler de açıklamadaki linkten Yemek Sepeti'ne ulaşarak binlerce restorandaki en lezzetli ve indirimli menülere ulaşabilirsiniz. Şimdi kısa pasların hızlı haber turu başlıyor. Önce ligin zirvesindeki Trabzon'dan başlayalım. 2 yıldır kadro planlamasını eksiksiz yapan Karadenizliler belki de toplamda son 5 yılın en iyi isimlerinden Edin Visca'yı kadrosuna kattı. Bayern Münih taktiği uygulayarak da rakibi Başakşehir'in yıldızını kaparak gücünü azalttı. Sakatlanan Edgariye yerine bir stoper daha alarak transferi kapatmak isteyen Avcı bir de sol bek aldı. 22 yaşındaki genç Timoteusz Poacz'la anlaşıldı. Poacz tam anlamıyla dengeli bir bek. Oyunun iki alanında da sırıtmıyor. Gelişmiş fiziği ve sertliğiyle öne çıkarken süratli olması da güzel bir artı. Süper Lig'e hoş geldi. Ligin ikinci sırasındaki Konyaspor'da orta sahasına Soner Aydoğdu'yu ekleyerek form durumunu devam ettirmek istiyor. Başakşehir Visca'nın boşluğunu Galatasaray'ın yıldızı Feghouli ile doldurmak istiyor ancak Cezayirli'nin yüksek kontratı buradaki en büyük problem. Fenerbahçe'ye geldiğimizde transferin önündeki en büyük sorun teknik direktör krizi. Löw için her türlü imkan denense de hoca bir türlü ikna edilemiyor. Jorge Jesus'la da görüşmeler devam ediliyor ama Jesus da ciddi bir bütçe istiyor. Bütün oklarsa eski dostlardan Slaven Bilic'e çıkıyor. Bijinguan'la sözleşmesini fesheden Bilic, Kadıköy'e gelmek için sürekli mesaj yolluyor. Fenerbahçe scoutları ise yeni hoca iletmek üzere listesini hazırlıyor. Hedefler sol bek ve santrafor. Özellikle Aldoail'de forma giyen Kenyalı forvet Michel Olunga adı öne çıkan bir isim. 1.93 boyuyla dikkat çeken Olunga stil olarak Makakule'ye benziyor. Güçlü, hızlı, ayakları temiz ama kendini kanıtlamış bir isim değil. Bu da bu anlamda risk içeriyor. Minjae, Atilla Zalai, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu da Avrupa takımlarının radarında. Ancak Başkan Ali Koç bu tarz satışları yaz ayında yapmak istiyor. Takımı toparlamak için tüm kozlarını deneyecek Ali Koç. Ocak ayında sürpriz hamleler deneyebilir. Ancak yeni hocanın mesai yapmamış olmasından dolayı isimler bekletiliyor. Bu yüzden kulislere yeni bir isim de sızmıyor. Beşiktaş'ta ise işler farklı işliyor. Takım üzerinde pozitif bir hava yaratan Önder Hoca sezon sonuna kadar takımı götürecek. Ardındansa yeni bir görevi daha üstlenecek. Muhtemelen Şenol Güneş'in yardımcısı olacak Önder Hoca. Aynı zamanda Beşiktaş'ın tüm altyapı stratejisini de Önder Hoca yönetecek. Dürüst olmak gerekirse Beşiktaşlıları sıkıcı bir Ocak ayı bekliyor. Ancak fırtın öncesi sessizlik diyelim. Sezon sonunda birçok oyuncunun sözleşmesi bitecek ve haliyle dev yapılanma yazın başlayacak. Ocak ayında Başkan Çebi'nin kararıyla masraflı bir transfer olmayacak. Ancak yine hedefler de yok değil. Cenk Tosun yeniden kiralanmak isteniyor. Schalke'den kiralanan Can Bozdoğan'ın da sözleşmesini almak isteyen Beşiktaş yönetimi yerli stoper ve Rozier'e alternatif bir bek arıyor. Vedalar kısmı ise daha hareketli. Ersin, Rıdvan, Vida ve Laiç'in talipleri var. Laiç'i Başakşehir isterken Vida için Watford kapıyı çalıyor. Ersin ve Rıdvan içinse Fransa'dan talipler var. Galatasaray'a bakıldığı zaman kocaman bir transfer listesi göze çarpıyor. Muslera'nın ve Cagne'nin sakatlığı, Mustafa'nın Afrika Kupası'na gidişi ve orta sahadaki formsuz isimler Fatih Hoca'nın yönetimden yeni transferler isteyeceğinin sinyalini vermişti. Ancak Fatih Hoca Twitter'dan yaptığı açıklamada mevcut kadroyla devam edilecek ve her kötü gidişte başka transferler yapmaya gerek yok demişti. Fakat Galatasaray kulislerinde Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, Giresunspor'a kiralık giden Okan Koçuk'un geri çağrılması gibi seçenekler konuşuluyor. Özellikle İsmail Çipe'nin yetersiz performansı ve Muslera'nın sezon sonuna kadar forma giyemeyecek olması sarı kırmızıları mecburi bir kaleci transferine götürecek gibi görünüyor. Sağ bekte
Mariano'dan sonra bir türlü aradığını bulamayan Fatih Hoca, Sacha Boye'nin sakatlık durumları yüzünden bu bölgeye Bursaspor'un genç sabiti İsmail Çokçalış'ı takviye etmek istiyor. Hücum hattına Boda Glimt'in sağ kanat oyuncusu Norveçli Ola Solbakken ismi sezon başından beri yazılıyor. Fuleli diye tabir edilen uzun boylu ve tempolu oyuna oldukça uyumlu Solbakken kafa toplarında da etkili. Bir diğer kanat oyuncusu ise Rumen futbolcu Deniz Men. Parma'da istediği süreleri bulamayan ve Serie B'de forma giymek istemeyen Men teknik ve skorer bir kimliğe sahip. Listenin son sırasında ise Galatasaraylıların gelmesi için nöbet tuttuğu Gedson Fernandes yer alıyor. Fernandes tam olarak depresyonda diyebiliriz. Eski teknik direktör Jorge Jesus onu kadro dışı bile bıraktı. Benfica sadece 4 maça çıkan Fernandes'i satmak istiyor ama istenilen 10 milyon euro ödenecek cinsten değil. Galatasaray Gedson'da son günleri bekleyip fırsat transferi kovalayacak. Gidenler konusunda ise Kerem ve Marcao için teklifler 15 milyon euronun altında oldukları için reddedildi. Kerem'i yaza kadar bekletmek isteyen yönetim Marcao'yu satarsa sürpriz olmaz. Özetle mali durumlardan dolayı yeni çilekler, Portekiz çeteleri veya Alo Ben Emre abin muhabbetlerini bu transfer döneminde pek göremeyebiliriz. Ancak mutlaka söylediklerimize ek hamleler, özellikle de adını sanını duymadığımız ilginç scout transferleri olacaktır. Hadi hayırlısı deyip bekleyelim ve sizin transfer yorumlarınızı dinleyelim. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.